Nazlı Amarat, onu biliyorsunuz, film yarışmasından hatırlıyoruz. Nazlı Amarat'ın bir çocuğu oldu. Hatta bir anda hamilelik fotoğrafını paylaştı ve dedi ki işte hamileyim, çocuğumun babasını kim olduğunu duysanız çok üzülürsünüz. Takipleştiğimiz için biliyorum kendisini. Ve bunun üstüne şimdi enteresan bir şey daha söylemiş. 400 bin TL istiyor çocuğumun babası benden diye. Ben de detayları okuyordum tam. 400 bin TL'lik fatura göndermiş bana. Yediklerim, kiram, arabamın benzini, elektrik faturası falan. Böyle bir adam bu yani. Bunları hepsini yazmış. Karpuzun parasını bile benden istiyor. 400 bin TL'lik karpuz demiş. Babasını aradım. Yanındayım dedi. Evlilik teklif de etti. Ben de tamam dedim. Bebek için. Ama onu nasıl insan olduğunu bilmiyordum sonuçta demiş. Beni çok sahiplendi o dönemde. Mangallar yaptı demiş. Ondan sonra bir anda bu mangalların parasını ve o dönemde yediği içtiği karpuza kadar parasını geri istemiş beyefendi. Çok enteresan bir durum değil mi? Şimdi Nazlı Hamarat'ın durumunun çok iyi olduğunu ben biliyorum. Yani işte böyle babadan kalma bir paraları var yani. Hatta babasını da kaybetti. Demiş ki çocuğumun hani görsün diye çok uğraştım babam ama maalesef nasip olmadı. Ama bütün suyu huyu benim çocuğuma geçmiş durumda dedi. Ama işin en komik tarafı da çocuğun babasının 400 bin TL'yi Nazlı Hamarat'tan istemiş olması. Ne yapardınız böyle bir durumda? Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Nazlı Hamarat'ın eşini ben tanıyorum. Daha önce birkaç sanatçıya menajerlik yaptığını zanneden bir arkadaşımız. Ve hani o adamın böyle bir karakteri gerçekten var. Yani bu haber %100 kesinlikle doğru bir haberdir. Daha önce çalıştığı sanatçılarda da onlara da aynı şekilde hani bir şeyler bir yerlerden almaya çalışan bir insandı. Ama şimdi sanatçı ayrı bir şey. Bir de senin bu kadından gerçekten bir çocuğun var. Yani bu çok yanlış, mantıksız ama adamın karakteri gerçekten o şekilde bozuk. Nazlı da tabii hani onunla evlendiğinde ben ilk onların evlendiğini duyduğumda Esra gerçekten çok şaşırdım. Çok anlam da veremedim. Yok, Ama evlenmediler. Evli değiller. Şöyle bir şey oluyor. Nazlı Amarat'a babasından miras kalıyor. Nazlı da diyor ki ben evlilik sözleşmesi istiyorum. Çünkü kızın parası var. Kendisini bir güvence altına almak istiyor ki rahmetli eski eşinin de bir takım maddi şeyler yaşamıştı. Bunun üstüne beyefendi tabii ki bunu kabul etmiyor. Diyor ki o zaman çocuk benden mi değil mi DNA testi istiyorum diyor. Nazlı da diyor ki çocuk benim çocuğum. Hani istemiyorsa çocuğu sorun yok. Ben test de yaptırmak istemiyorum diyor. Yoluna devam ediyor ve bütün bunların sonunda eşi kendisine 400 bin TL'lik bir fatura yolluyor ki orada kalem kalem yediği içtiği karpuza kadar yazmış. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Eşini diyorum ya gerçekten birebir tanıdığım için eşinin hayatı boyunca hiçbir zaman 400 bin TL'si olmadı ki. Bunu nasıl ne şekilde Nazlı'ya faturalandırdığını gerçekten şu anda merak ediyorum. O adamın daha önce çalıştığı sanatçılara da bu tarz diyalogları olmuştu. Hani bunu bir de çocuğunun annesine yapması çok enteresan diyeceğim ama adamın karakteri böyle olduğu için söylenecek hiç pek fazla bir şey yok. Şimdilik mahkemeliklermiş. Diyor ki o çocuk benimse her şeyi unuturum diyormuş. Bu arada beyefendi diyormuş ki çocuğu bana göstermiyor. Hani kime benziyor merak ediyorum diyormuş. Oysa ki Nazlı Hanım sosyal medyasında sürekli paylaşıyor çocuğu. Hani kime benzediğini oradan check edebilir. Ama dediğim gibi yani bir erkeğin de bir kadından para istemesi nedir ya? Ve bunun Gerçekten çok komik değil faturalandırması mi? nedir? Değil Yani mi? ama diyorum ya işte yani o arkadaşın hiçbir zaman 400 bin TL parasının olduğunu inan ben düşünmüyorum. Çünkü benim daha önce bir ortaklığımda vesile olmuştu. Hani çalıştığı işlerde, yaptığı şeylerde inan adamın cebinde 1.000 lira toplu göreceğini düşünemezsin. Değil ki 400 bin lirayı ne şekilde nasıl faturalandırdı, bunu nasıl Nazlı buna inandı mı gerçekten? İnandığını da ben açıkçası düşünmüyorum. Tabii ki inanmamıştır da yani inansa karpuza bile para istemiş demez. Bir erkeğe de zaten
Hani böyle bir durumda para istemek de yakışmaz. Hani çok saçma bir durum var. Bu kızın hayatına giren herkes bu kızı böyle yürüyen dolar işareti gibi görüyor sanki. Evet, bana ama o da yanlış geliyor. Seçimler yapıyor demek evet, ki. Evet, değil mi mesela? O zaman yani, niye onu seçiyorum? Tamam yani, hani aşk kadını belli ki parayı pulu gözetmiyor ki zaten aileden kalma bir parası var. Ama neden yani hani kendine daha uygun birini bulmuyor ki? Tabii. Bir de bir çocuğu hani durduk yere dünyaya getirmek nedir ya? Ben çok karşıyım buna. Bir mide ameliyatı geçirmişti sanırım onun eşi. Eskiden çok kiloluydu, sonra zayıfladı falan. O zaman duydum ben Nazlı Hamarat'la birlikteymiş diye. Ve inan çok şaşırdım. Yani bugün hani Türkiye'deki sanat camiası ki bir de çok kıyıda köşede kalmış sanatçılarla çalışmış bir isimdir. Hani onlardan bile bugüne kadar hiçbiri bu tarzda bir yaklaşımda onunla bulunmazken Nazlı onu nasıl seçmiş? Yani Nazlı'nın yanlış seçimi bence. Evet. Ne olacağı belli olmaz. Bence de senden çok, ne istekte bulunsa ne dersin? Böyle bir istekte bulunması zaten Nazlı Hamarat sözleşme yapalım, evlilik sözleşmesi aha yaparım derken zaten bir güven sorunu yaşamış, bunu görmüş daha öncesinde. Ve gerçekten aileden kalma bir maddi durumu iyi olan başarılı bir kadın baktığınızda ama gerçekten seçimleri de çok yanlış. Aslında farkındaymış bence sözleşme yapmak isterken. Adamın da böyle bir talebi olması Berhan'da bahsettiği gibi başka bir çıkar ilişkisi gibi düşünüyorum. Evet yani ben mesela bunu. Ben hani kadınlara evlilik sözleşmesi imzalatıldığını biliyorum. Hani işte genellikle çok iyi varlıklı ailenin çocukları böyle bir talepte bulunuyor. Benim arkadaşımın da başına geldi. Düğünden 3 gün önce önüne sözleşme koydular. Tamam kız imzaladı ama sonuç itibariyle bir kırgınlık yaratır tabii. Büyük bir kırgınlık oldu tabii ki. Yani ama maalesef işte insanları da buna sevk eden işte kötü niyetli insanlar çok büyük ihtimalle yani hep duyuyoruz ya parası için evlendi, parası için birlikte gibi. Evet. Ama aslında o tarafta da bir gerçeklik var. İnsanlar maalesef böyle önlemler almak zorunda kalıyor. Tabii çok üzücü yani buna maruz kalan insan için çok kırıcı bir durum. Evet vallahi bakalım mahkeme nasıl sonuçlanacak çok merak ettim ama bence kadınlardan daha tehlikeli erkekler olmaya başladı. Kesinlikle. Ortalıkta.